Merhabalar. Şimdi bugün tekrar keto ile ilgili en çok sorulan sorular arasında artık hangi sebzeleri? Yani ben şimdi bugün 10. gün keto'da. Keto'da 10. günden itibaren, daha doğrusu ilk haftadan itibaren hangi sebzeleri yiyebiliriz? İşte şu izinli mi, bu izinli mi şeklinde çok fazla soru geliyor. Bunu aslında uzmanlar çok güzel listeler, postlar hazırlıyorlar ama ben de kendi yediklerim üzerinden size açıklayayım. Belki ulaşan insanlar faydalanır. Şimdi keto'da şöyle, aslında sebze hani sanıldığı kadar böyle sıfır sebze, işte sıfır karbonhidrat gibi bir algı var ya, o tabii ki doğru değil. Yani ben aslında şu anda biraz daha ketonun nasıl bir beslenme olduğunu idrak etmiş arkadaşlarıma faydalı olmasını umut ediyorum. Şimdi serbest istenildiği kadar yenilmesi gereken, 180 gramla sınırlı yenilmesi gereken ve nişasta içeren, hiç tüketilmemesi gereken sebzeler var. Ben bunlara örnekler vermek istiyorum. Şimdi bütün yeşil yapraklı sebzeler bilindiği üzere serbest. Hatta bunları uygulamaya girmeye bile gerek olmadığı söyleniyor. Fakat ben aldığım hazır tartı zaten ortalıktayken aldığım lifi, her şeyi görmek adına da açıkçası tartmak hoşuma gidiyor. Ama normal zamanda işte low carb beslenirken veya işte tartımız yok. Yeşillik tabii ki şart değil. Yani herhangi bir uygulamada bunu görmek sizin için şey değilse, sadece bilmek yeterliyse, o tabii ki tartmamıza, uygulamaya girmemize, saymamıza tabii ki hiç gerek yok. Çünkü neden? Lif oldukları için zaten direkt atık gibi görülüyor onlar. İşte bütün yeşil yapraklı sebzeler, pazı, ıspanak, lahana, marul, roka, brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, salatalık, kabak, mantar, soya filizleri, yeşil biber, kırmızı turp, hindiba, kereviz, bütün bunlar serbest. Yani istediğimiz kadar yiyebiliriz. 200 gram, makrolarımız dahilinde tabii ki, bu istediğimiz kadar yiyebiliriz'den kasıt da bu. Hani mutlaka hepsinin karbonhidrat değeri var. Fakat makrolar dahilinde istediğimiz kadar yiyebiliriz. Şimdi makrolarımız tutsa bile, yani benim sıfır şeyim bugün aldığım karbonhidrat, benim sınırsız keto'da şey kullanabilme hakkım var diyelim ki. Karbonhidratı istediğim sebzeden kullanmak istiyorum. Tabii ki kullanabilirim ama işte bu 180'le sınırlı olanlar, kuşkonmaz, patlıcan, enginar, yeşil fasulye, taze fasulye, domates, sarı kırmızı biber, bamya, pancar, şalgam ve soğan. Yani keto'da pancar var mı? Keto'da işte ne bileyim şu var mı, bu var mı sorularına da cevap olarak bu. Çiğ olarak 180 gram tartıyorsunuz. Mesela patlıcan hiç beklemeyiz değil mi? Patlıcanın mesela sınırlı. İşte onların hep içindeki şekerden dolayı kısıtlamalar var. Yani soğan da böyle. Şimdi ben ilk haftadan itibaren, bugün evet 10. gün ama pazartesiden itibaren ilk haftayı tamamladık ve soğanı ben beslenmeme kattım. Makrolarım dahilinde çok abartmadan, yani ne bileyim bol soğanlı bir işte tencere yemeği veya işte bol soğanlı bir yumurta değil de, işte daha mantıklı işte salataya ilave olabilir. Yani ben o şekilde kullanıyorum. Soğanı makrolarım dahilinde, ha 180 gram hiç tabii ki yenebilir ama ben mesela hiç keto'da 180 gram soğan kullanmadım, öyle söyleyeyim. Zaten nişasta içeren sebzelerde havuç, bezelye, mısır, pirinç, nohut, bakla, mercimek, börülce, barbunya, bunlar zaten hiçbir şekilde keto'da yer almıyor. Yani sebzelerle ilgili de mesela domates çok soruluyor. Evet, domates yenebilir ama o da sınırlı tüketilmesi gereken sebzeler arasında. Yani sınırsız bir domates salatası yiyemiyoruz veya işte domates soslu bir şey gerek yok. Yani sıkıntıya sokar. Ama tabii ki ben mesela low carb beslenirken bunları hiç yani hesaba katmıyorum. Hiç bu kadar sınırlı bir domates tüketimim veya soğanım olmuyor. Dilediğim gibi yemeklerimde veya işte nasıl salatalarımda kullanıyorum. Bu konuya da böyle açıklık getirmek istedim. Yani kereviz sanıyorum toprak altında yetişen bir sebze olduğu için, kök sebze olduğu için bizde soru işareti oluyor. Kereviz yiyebiliyoruz hazır mevsimindeyken. Ben mesela
hiçbir türlü keto'da tercih etmediğim sebze pırasa. Pırasa çünkü gerçekten çok yüksek karbonhidrat içeriyor. Onu keto'da tercih etmiyorum ama tabii ki şöyle bir dilim bir şey ne bileyim çok az tüketeceğinizi hani düş. Ben onu sadece zeytinyağlı yemeğini çok severim. Ama öbür türlü hani kullanmak mesela pırasalı omlet falan yapılıyor. O tip şeyler olabilir ama ben yemek olarak kastediyorum. Zaten ben tencere yemeği çok fazla tercih etmiyorum keto'da. Çünkü neden? Bunun da sebebini daha önce açıklamıştım. İçine soğan giriyor, sarımsak giriyor, domates giriyor, salça giriyor. Daha çok ızgara, haşlama. Hani bu şekilde değerlendiriyorum sebzeleri. Yani sebzelerle ilgili yani bunu ben gene bu listeyi sağ olsun Alican Hoca bana gönderdi. Ben şey yapacağım. Videonun içine görsel olarak da yerleştireceğim. Yani böyle mevsim sebzelerinden bol bol yemeliyiz. Yani keto'da sebze kısıtlaması yok. Yani bol bol her öğünde, yani her öğün dediğim zaten hep topu iki öğün var ama yeşilliği zaten iki öğün ben hep tavsiye ediyorum. Kendim de kullanıyorum. Hem kahvaltıda mutlaka salata yapıyorum. Küçük bir kase de olsa salata yiyorum. Bunun faydalarını gerçekten görüyorum. Hiçbir şekilde kabızlık şikayetim olmuyor. Evet benim süregelen bir hani normalde de bir kabızlık şikayetim hiç yok. Ama belki bunlarla destekliyorum öyle söyleyeyim. Yani durumlar böyle. Şu anda işte benim en çok kullandığım sebzeler mantar, brokoli, ıspanak, pazı, karnabahar, kereviz. Ben şu an bunlarla tamamlıyorum. Zaten yani keto'da hani diyorum ya sınırlı bir ne olsa bir beslenme olduğu için ve çok fazla hani ne kadar yiyebiliriz yani bir brokoli en fazla 200-250 gram yiyebiliriz bir öğünde. Dolayısıyla bitmiyor. Yani ben şimdi pazardan işte brokoli ve bu hafta şey aldım, karnabahar aldım. Geçen hafta brokoli ve ıspanak almıştım. Düşünün yarım kilo ıspanak hem yumurtaya kullandım hem işte bazı yemeklerimde kullandım. Kıtı kıtına yetti. Brokoli de aynı şekilde yani. Çok fazla böyle bütün sebzeleri aynı anda eve doldurmanın da bir alemi yok. Bittikçe az az çeşitlendirerek hem bu sizi sıkmaz hem de çeşitli sebzelerden vitamin, mineral almış oluruz. Yani korkmadan keto'da sebze yiyebiliriz. İşte benim tabağımda pancar görüp keto'da pancar yeniyor. Yani bu tepkileri ben çünkü sürekli aldığım için söylüyorum. Evet yeniyor. Yani patates, nişastalı sebzeleri hepimiz biliyoruz. Onları tüketmemek gerekiyor. Onun dışındaki bütün sebzeler keto'da serbest. Sınırlı serbest ve serbest. Yani bu sözümde yanlış anlaşılmasın. Bu şekilde umarım bu videomda faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.